Başlayalım mı abi? Ne dersin? Bizim alanımıza geldik. Birazdan yine meşhur 120'lik yolumuzdan çıkacağız. Motor gücünden bahsedelim. 1.6 arkadaşlar, yine dış çekiminde zaten söylemiştik. İç çekiminde de bir daha söyleyelim. 1.6 arkadaşlar, 180 beygir motor kesinlikle çok iyi. Arkadaşlar, aracın otomatik şanzımanı ile ilgili bir şey söylemek istiyorum. Kulakçıkların hassasiyeti çok iyi arkadaşlar. Yine hani siz kendiniz de müdahale etmeseniz de otomatik olarak güzel atıyor. Düşürmeleri iyi, yükseltmeleri iyi vitesin. Yani benim genel anlamda şunu söylemek istiyorum. Motoru arkadaşlar çok iyi yapmışlar. Çekişini, performansını istekli. Şanzıman hakkında en ufak yine bir şüpheniz olmasın. Konfor olarak da öyle. İzolasyon olarak da %90 olmuş diyeyim. Bu aynalar yüzünden 10% oradan kıstım arkadaşlar. Aslında bir önceki videomuzda Citroen C4'ü incelemiştik. Ondan sanki daha sessiz ama. Tabii canım, bu ara normalde sessiz. Bu jipler biraz daha yüksek oluyor. Yani yükseklikten daha fazla ses alıyor lastiklerden. Ama bu araçta kesinlikle öyle fazla bir rüzgar sesi yok. Şu anda mesela 130'da gidelim. 130'da gidiyoruz arkadaşlar. Ne lastik sesi var. Yani dediğim gibi aynalardan ufak geliyor ama bu kapının çıtalarından, aralarından herhangi bir ses mesi hiçbir şey yok. Ben aracın genel kullanımını bayağı bir beğendim. Arkadaşlar sınırsız... Evet arkadaşlar, sınırsız yolumuz geldi ve basıyoruz. 4. vites. Geç babacığım, geç, seni bekliyorum. Hadi kibarlık yapayım. Biraz daha ekrana gelmeye çalış. Rampa yukarı çıkıyoruz. Şu anda 160. 165. Çok iyi değil mi abi? Yani bu jipi bu kilodaki araca çok iyi arkadaşlar. Yavaşlayalım şurada. Yani bu kiloya göre çok iyi. Beygirlik makine benim 230'um var diyor. Aynen abi, gerçekten bir ara hızlanmaları falan kesilmedi ve şunu söylemek istiyorum abi, yine ben gelirken normalde bastık ama bu kadar değil, farkında mısın? Aracın izolasyonu gerçekten çok iyi. Aynalar sesi haricinde arabanın izolasyonu arkadaşlar çok iyi yapmışlar. Bunu özellikle belirtmek istiyorum.
Biz susalım arada konuş. Aynen öyle arkadaşlar. Yani konuşmak bile ne istemiyorum. Siz de o zevki, o duyguyu yaşayın diye. Ya bu aracın arkadaşlar motorunu tam yapmışlar. Şanzımanı tam yapmışlar. İzolasyonunu tam yapmışlar. Yani bilmiyorum bu hani fiyat segment, fiyat aralığı ne kadar olur. Ama arkadaşlar alınacak araba kesinlikle. Bizim diğer videolarımıza baktıysanız kötülediğimiz yerler de oluyor. İyi yönlerini de söylüyoruz. Yani çekinmiyoruz arkadaşlar. Neyse o, ama gerçekten bu araba alınır.
Evet arkadaşlar. Aynı anda söyledik. Aynen. Biz sessiz olduk arkadaşlar. Araba konuşsun i̇leriden, diye. İleriden şey yapalım. Olmadı çıkalım. Çok iyi. Yani şunu demek istiyorum. 185. Benim bir şey dikkatimi çekti ama 6. vitesten 7'ye atarken bir müddet bekliyor. Herhalde çevirebildiği kadar çeviriyor. O vitesteki son hızını çevirmeye çalışıyor arkadaşlar. Ama aracın vitesi arttı ya abi, kulakçıkların hassasiyeti yani tepkisi falan çok iyi. Yol tutuşu benim çok hoşuma gitti. 200'de o virajlara girdik. Kamerada hani belki aynen öyle. Biz çok hani geniş. Nereden çıkalım abi? Öbür geniş de bir viraj gibi gözüküyor olabilir ama aslında yani o hızlarda girmememiz gereken virajlara bile çok hızlı döndük. Aynen öyle. Ben çok beğendim arabayı. Tam şuradan yapmışlar. Sola çık abicim. Geçti. Babadan döneceğiz artık bir daha. Arkadaşlar bilerek sessiz olduk. Biraz da siz o duyguyu yaşayın diye. Ama gerçekten böyle araba heyecanlandırıyor. Yani ben dediğim gibi arkadaşlar çok beğendim bu araba, olmuş bence. Yani motorla şanzıman olarak, izolasyon olarak kesinlikle olmuş. Sizler de yorumlarınızı belirtirsiniz arkadaşlar. Araba hakkında düşüncelerinizi. Veya böyle konseptimiz devam etsin mi? Sessiz mi olsun video içeriği? Yoksa bir daha konuşalım mı yani o son hızlarda yaptığımız süreçlerde? Şimdi bir geriye. Evet arkadaşlar, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açın arkadaşlar. Ne kadar video atarsak atalım, bildirimi açmadıkça sizlere videolar ulaşmıyor. Beğenirseniz seviniriz arkadaşlar. Düşüncelerinizi, yorumlarınızı alt yorumlar kısmına bırakırsınız. Zaten abimle de ben beraber okuyup arkadaşlar cevaplamaya çalışacağız. Bu araba hakkında düşünceleriniz varsa yorumlarda bekliyoruz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.